Ancak sözlü verildiği durumlarda sınava giren kişinin böyle bir durumu söz konusu değildir. Kendisine soru sözlü olarak sorulduğu takdirde onu çok dikkatli bir şekilde dinleyip hemen çözümleyebilmeli ve ardından da cevabını organize edebilmelidir. Sözlü sınavlarda yanıtlayıcı yanıtını düşünüp bulmak zorundadır ve şans başarısı neredeyse çok düşüktür, çok az düzeydedir. Sözlü sınavlarda yanıtlayıcının yanıtında belirsiz kalması durumunda bilginin derinlemesine ve genişlemesine ölçülmesi olanaklıdır deniliyor. Burada ise yazılı sınavlarda karşımızdaki kişi, sınava giren kişi cevabını bir şekilde verdikten sonra karşı taraftaki öğretmeni veyahut sınavı yapan kişi bundan tatmin olmadığı durumda öğrenciden daha detayında bilgi isteyebilmekte, paralel veyahut benzer sorularla onu yönlendirebilmekte ve onun bilgisini açığa çıkarmaktadır. Bu öğrencinin aslında avantajına olan bir durumdur. Normalde vereceği yüzeysel cevapla puan alamazken sözlü sınavda derinlemesine gelen sorularla o anki bilgisi daha çok açığa çıkabilmektedir. Soruların hazırlanması diğer sınavlara göre daha kolaydır ve daha az zaman alır. Neredeyse öğretmen önceden hazırlayacağı birkaç sorunun dışında o an öğrencinin verdiği cevaplara göre doğaçlama şekilde de sınavlarını yürütebilmektedir. Sözlü sınavda sınav yapanla yanıtlayıcı arasında daha fazla bir iletişim vardır. Zaten biraz önce söylediğim durumun gerçekleşmesi de ancak bu şekilde mümkün olabilir. Sözlü sınavlar bireysel olduğundan uygulanması daha fazla zaman almaktadır. Sözlü sınavların yapılabilmesi için öğrenci sayısının az olması gerekir. Aksi takdirde haftalarca süren sözlü sınavlar yapmak durumunda kalınabilmektedir. Yanıtlama davranışı sorudan hemen sonra gerçekleştiğinden öğrencinin düşünme ve yanıtı gözden geçirme şansı çoğunlukla yoktur. Fakat buradaki avantaj, güzel olan nokta, cevabını verirken yüzeysel kalması, cevabının tatminkar olmaması durumunda daha derinlemesine inilmek için verdiği cevapta öğrenciye ek sorular sorularak bilgisi açığa çıkarılabilmektedir. Yani bu durum da bir süre sonra avantaja dönüşmektedir. Sınavın bireysel oluşundan öğrenciye az sayıda soru sorulmaktadır. Ve bu az sayıda sorular kapsam geçerliliği açısından bir süre sonra sıkıntı yaratmaktadır. Sözlü sınavlarda yanıtların doğruluk derecesini puanlayıcı belirler. Çünkü sözlü sınavlar genellikle gözlemciler de olması koşuluyla 2 veya 3 kişi olur. Bir tane sınava giren kişi olur ve bunun bu şekilde cereyan eder. Orada hemen puanda takdir edilir. Anında puanlanır. Puanlama yönünden kolay bir sınavdır. Fakat o an sınavı yapan kişinin algılaması, takdiri önemli olan bir sınavdır. Ve hemen onun aldığı notlarla öğrenci puanını o anda alabilmektedir. Bu da öznel bir yapı getiriyor bize. Öznel oluşu da bize güvenirlik açısından, puanlama geçerliliği açısından ve güvenirliği açısından ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Şans başarısının çok düşük, neredeyse hiçe yakın olması güvenirliği artırmaktadır. Sözlü sınavlarda genel izlenimle puanlama yapılabilmektedir ki onunla ilgili durumu sizlere açıklamıştım biraz önce. Sözlü sınavlar çoğunlukla okul öncesiyle ilk öğretimin ilk yıllarında
yaygın olarak kullanılmaktadır. Nedeni öğrencilerin henüz okur yazar olmayışındır. Okur yazar olmayan öğrencilere sözlü sorularla onun bilgi düzeyi belirlenmekte ve onlara başarı puanları takdir edilmektedir. Ayrıca ana dili doğru kullanmayla ilgili, konuşma becerisiyle ilgili sözlü anlatımın belirlenmesi de sıklıkla başvurulan sınav türleridir. Sözlü sınavlar. Bazı durumlarda mülakat adını da almaktadır. Yabancı dil konuşma becerisinin yine belirlenmesinde sözlü sınavlar önemli yer tutmaktadır. Sözlü sınavların avantajlarını inceleyecek olursak ki biraz önce özelliklerini sıralarken avantajlarına ve dezavantajlarına genel olarak değinmiştik ama yine bir özet şeklinde inceleyecek olursak avantaj ve dezavantajlarını. Özellikle işe ve duruma uygun öğrenmeyi sağlamak, İletişim becerisi, dili sözlü olarak kullanma becerisi, ikna becerisi ve et dili konuşma becerisini en iyi ölçen yöntemdir diyoruz sözlü sınavlar için. Sözlü sınavlarda yanıtlayıcının yanıtında belirsiz kalan noktaların değişmesi yoluyla bilginin derinlemesine ve genişlemesine öğrenilmesi mümkündür. Soruların hazırlanması diğer sınavlara göre daha kolaydır ve daha az zaman alır. Şans başarısı düşüktür diyoruz. Dezavantajlarına kısaca bakacak olursak, her yanıtlayıcı için farklı sorular hazırlanmalıdır. Sözlü sınavı sınıf içerisinde yapıyorsak ve her bir öğrencinin diğer arkadaşının sınavını dinleme durumu şansı veriyorsak, o zaman her öğrenciye ayrı ayrı soruların hazırlanması gerekir ki bu da çok sayıda soru hazırlamayı getirir. Fakat çok sayıda soru hazırladığımız zaman da güçlük düzeylerinin farklı oluşundan öğrenciler arasında ciddi bir fark yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Öğrencilerin sorunun az sayıda hazırlanması, teker teker sınava alınması, sınava alınan öğrencilerle sınava alınmayan öğrencilerin ayrı yerlerde tutulması yoluyla eşit sorular da sorulabileceğini söyleyebilirim. Bunun için özel olarak hazırlık yapılması gerekmektedir. Az sayıda soru sorulması oturum esnasında geçerlilik ve güvenirliği düşüren bir durumdur. Puanlama güvenirliği genelde düşüktür. Çünkü öğretmenin öznel durumu, o anki yargıları, dinleme düzeyi fazlasıyla bu tip sınavlarda puanlamaya karışmaktadır. Yanıtlayıcıya fazla zaman verilmesi geçerliliği yine düşüren bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Soruyu soranla yanıtlayıcının iletişim içinde olması puanlama güvenirliğini düşürmektedir. Ayrıca en önemli durumlardan bir tanesi öğrencilerin heyecan, korku ve kaygılarının ortaya çıkması, ses tonlarının, soruyu soranın ses tonunun, jest ve mimiklerinin, yaklaşımının, üslubunun sınava ciddi şekilde karışması, sınav olan kişinin vereceği cevapları etkilemekte ve onu bazı durumlarda bu sıkıntılardan dolayı gerçek bilgisini aktarmasında sıkıntılar oluşmasına neden olmaktadır. Bir diğer sınav türünü kısaca özetleyecek olursak kısa yanıtlı testler. Bir kelime, bir rakam, bir cümle veya kısa bir liste ile yanıtlayabileceği sorulardan oluşur. Yanıtlayıcının soruları düşünüp yazarak sunduğu sınav türüdür kısa yanıtlı sınavlar. Kısa yanıtlı testlerde madde tipleri, soru tipinde olanlar var. Burada kim, nasıl, niçin, nerede gibi soru tiplerinde bitiyorsa bu tür maddelere soru tipinde maddeler denmektedir. Örneğin bir ölçme
aracında aranması gereken en önemli nitelik hangisidir gibi bir soru sorulabilir. Burada tek bir kelimelik cevap söz konusudur veya yanlı hatayı tanımlayınız. Burada tek bir cümleyle cevabı verilmektedir bu sorunun. Bir diğer özelliği türü kısa cevaplı sınavların eksik cümle tipinde olan. Yine boşluk doldurmaya giriyor bunun özelliği. Öğrenciden ifadelerde, cümlelerde veya paragraflar bakıldığında boşluk ya da boşluklara uygun kelime veya cümleyi yazması beklenir bu sınav türünde. İşte nokta nokta ölçeğiyle oransal işlemler yapılabilmektedir. Burada tek bir kelime bu sorunun cevabını oluşturmaktadır. Devam edecek olursak, kısa yanıtlı soru yazılırken dikkat edilecek noktalar nelerdir? Bunlar kritik, bizim öğrencilere öğreteceğimiz birden çok kazanım vardır. Bu kazanımların bazıları aşamalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı kazanımlar bir kazanımın kazandırılması için yardımcı unsurları içermektedir. İşte bu gibi durumlarda esas neticeyi verecek olan, yani öğrenilmesi aslında diğerlerinin pek bir şey fayda etmediği düşündüğünüz kritik kazanımlar dediğimiz kazanımların ölçülmesi esastır. Kritik kazanımlar belirlenir. Buna göre sorular ya hazırlanmalı. Her soru bir davranışı ölçmelidir. Sorunun yalnızca bir doğru cevabı olmalı. Öğrenciler hiçbir zaman çelişkide bırakılmamalıdır. Boşluk doldurma sorularında var olan kelimeler ne sorulduğunu açıkça göstermemelidir. Kelimenin uzunluğuna göre boşluk bırakılması veya almış olduğu ekin belirtilmesi gibi durumlar bize yönlendirmeli ve cevaba çok fazlasıyla ipucu verdiğini göstermektedir ki bunlar burada öğrencinin tahmin gücünü ortaya çıkarmakta, bilgi düzeyini aşağıya çekmektedir. Bizim beklentimiz öğrencinin bilip bilmediğini, ne kadar bildiğini belirlemektir. Onun tahmin gücünü sınamak değildir yaptığımız sınavlarda. O yüzden ipucu oluşturacak şekilde ifadeler kullanılmamalıdır.